Herkese selamlar. Yeni bir video ve de podcast'te beraberiz. Sen bugün sade yaşamaya karar verdin. Nereden başlarsın? İlk 5 günün nasıl gider? Galiba başlığı buldum. Minimalist yaşamın ilk 5 günü nasıl gider? Sabah uyandın, gözlerini açtın ve artık minimalistim dediğin noktada neler yaparsın? Tabii ki eline koca bir böyle tişört poşeti ya da kutu alıp evde her şeyi böyle tık 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 içine boşaltmaya başlamayacaksın. Sakin olacaksın. Niye bunun çok altını çiziyorum? Çünkü böyle sade yaşam, minimalizm, bunun üzerine bir sürü artık program, hesap vesaire var ve herkes çok aceleci. Arkadaşlar, biz hiçbir şeyi, hiçbir eşyayı öyle 3 günde, 5 günde falan toplamadık. Yıllar sürdü bu kadar eşyayı biriktirmemiz. O yüzden evden de çıkarırken veya elden çıkarırken yine sade sade yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Minimalist yaşamın ilk 5 günü dedik. İlk 5 günün ilk günü oturduğumuzda ne yapacağız? Önce neden bunu yaptığımızı düşüneceğiz. Bu da altını çok çizdiğim ve başka yerlerde hatırlattığım şeylerden. Ama eğer bir değişim istiyorsak öncelikle bunu neden istediğimizi hatırlamalıyız. İster yaz, ister aklında tut. Ama lütfen neden bu işe bulaştığını kendine hatırlat. Benim için bu kesinlikle daha pratik bir hayat isteğiydi. İstanbul'da yaşıyorum. Minimalizmle ilk tanıştığımda evli değildim, bekardım. Hatta işim evime çok yakındı ama yoğun bir tempoda çalışıyordum. Gerçekten sabahları, yani pazarlama alanında çalışıyorum, işte ajanslarla buluşuyorum, kimi zaman iş ortaklarıyla buluşuyoruz. Dolayısıyla iyi bir halimde olmam gerekiyor. Hani bu representable hali vardır ya iş ilanlarında yazan. Ve onun için de doğru şeyler giymem gerekiyor. Yani İşte stil hep konuştuğumuz bir şey. Dolabımın da bunu yansıtması gerekiyordu. Ve gardırobum korkunç bir haldeydi. Gerçekten hani şu klişe var ya, dolabıma bakıyorum, dolabımın karşısındayım ve giyecek hiçbir şeyim yok. Ha, giyecek bir şeylerim tabii ki oluyordu. Yani hani hiçbir şey bulamıyordum demeyeyim ama çok saçma sapan bir zaman harcıyordum. Mesela ben bugün şimdi kıyafetimleyim. Podcast'te dinleyenler belki görmüyor ama belki bir YouTube'a bakarlar. Bu ne giymiş bunları anlatırken diye. Bu akşam bir yemek var. Hatta Cornet Otel'e geldim. Bir işbirliği değil. Ve erken geldiğim için dedim ki benim bir kayıt yapmam gerekiyor. Onlar da sağ olsunlar bana bir oda ayarladılar. Burada hani böyle fırsatını bulmuşken hem görüntülü hem sesli kayıt almak istedim. Ve ne giysem diye çok düşünmedim. Bugün başka yerlerde de toplantılarım, görüşmelerim vardı. O yüzden bir siyah takım gibi bir şey giydim. Aslında takım değiller ama ben takım yaptım. Ve çok sevdiğim Dreamer, yani hayalperest yazan tişörtümü giydim. Bu kıyafeti daha önce bir pazarlama zirvesinde de giydim. Başka bir panele de giydim. Bu tişörtü zaten çok defa giymişimdir. Dolayısıyla kendi kıyafetlerimi tekrar etmekten çekinmiyorum. Aksine içinde iyi hissettiğim şeyleri de tekrar tekrar keyifle giyiyorum. Konudan uzaklaşmayalım. Ne dedik? Hayatını bir minimalist olarak yaşamaya karar verdin ya da daha sade bir yaşama doğru böyle direksiyonu çevirdin. Bir hayata ilk 5 günü nasıl olur? Bir, ne dedik? Niyetimizi yazacağız. Niyeti yazdık, o cepte. İki, ne yapacağız? Birazcık bence gözlem yapmak önemli. Yani kıyafetten gittik, kıyafetten devam edelim. Bunu ne zaman giydim falan, bunları kenara bırakıyorum. Biraz daha içgüdülere bakalım. Mesela, yani çok basit bir yol var bu arada, bunu isterseniz yapın. Bütün askılarını tersine çevirebilirsin. Yani bütün kıyafetler bu tarafa bakıyorken hepsini bu tarafa baktırırsın. Ve bir şeyi giydikçe, ister havalandırdıktan, ister yıkadıktan sonra tekrar oraya geri koyabilirsin. Düz bir şekilde. Böylece bir ayın vesairenin sonunda bakarsın, dersin ki ha ben bu bir ay bunları giymişim, bunları hiç giymedim. Bu daha böyle bir aya uzanan bir gözlem ama ben sana şunu öneriyorum. Acaba hani böyle açtın dolabı, bakıyorsun, elin gidiyor, yapıyorsun. Bu hissi biliyorsun değil mi? Elin gidiyor ama geri çekiyorsun, yok ya bu değil diyorsun. İşte oradaki sıkıntı ne? O sana dedirten, yok ya şimdi bunu giymeyeceğim dedirten kıyafetteki sorun ne? Üzerine mi olmuyor? Yakası makası mı darlıyor? Kaşındırıyor mu? Nedir oradaki sıkıntı? Ya da senin hayatına uygun mu değil? Yani sen böyle çok ciddi bir işte çalışıyorsun ve baskılı baskılı şeylere mi gidiyor elin ve sonra bunu giyemem diyorsun? Yani hayatıma uygun bir alışveriş mi yapmamışsın? Bunlara bakmanı öneririm. Birazcık dediğim gibi kıyafet tarafında, yani elinin gider gibi olup da çekindiğin şeyleri biraz gözlemle ve bunlara bak. Vaktin varsa bütün kıyafetlerini indir ve bir beden kontrolü yap. Yani özellikle dolabında çok fazla kıyafet varsa, üst üste çok fazla şeyler asılıysa bunları giy.
bunları bir hatırla ya. Ha, neler var yani, üst üste astığın 3 tane gömleğin en üstündekini belki sürekli giyip tekrar geri asıyorsun ama altta kalanları ne oldu, ne oluyor? Unuttun mu? Belki de seviyorsun ama sadece görmediğin için giymiyorsun. Bunları da tekrar hatırlama için bunları bir beden kontrolünden, bir elimde ne var kontrolünden geçir. İlk günlerden bahsettik, gözlem dedik. Bir gözlemi de ben olsam banyoda yaparım. Banyo diyorum ama bunu bakım ürünleri olarak düşünebilirsiniz. Bakımın içine kimisi makyajı koysun, kimisi el kremi koysun, kimisi törpüsünü, tırnak makasını koysun. Biraz bu ürünleri de bir araya bir toplayıp, ya benim elimde ne var? Çünkü gerçekten arkadaşlar, stok yapılırken veya işte fazla fazla bir heyecanla alınırken insan elinde ne olduğunu unutuyor. Ve saklarken de, yani bir sonraki aşama aslında bu, doğru saklamadığın zaman bir şeyler dağılıyor. Yani ben kendimi sürekli şuna dikkat ediyorum. Benim deodorantım banyoda olmalı. Bazen bir şeyleri toplayıp şeyim var, tuvalet masam var, oraya getirebiliyorum. Ama aslında deodorant benim banyoda kullandığım bir şey. Ya yıkandıktan sonra kullanıyorum, ya dışarı çıkmadan önce bir makyaj vesaire yapıp deodorant sürüyorum. Ve oradaki ışık, banyodaki ışık da, makyajı da orada yapıyorum. Yüzüme bir serum vesaire süreceksem de orada sürüyorum. Dolayısıyla aslında bunların benim tuvalet masamda olmaması lazım. Orada takı makı olması lazım. Yani benim hayat düzenime göre. Senin de kendi hayat düzeninde eşyalarını bu gözle bakman lazım. Diyelim ki bakım kremleri. Bakım kremi kullanıyor musun? Ne bileyim, nemlendirici vesaireler. Bunları kullanıyorsan nerede tutuyorsun? Hepsinin belli bir yeri var mı? Dağılmış haldeler mi? Alıp unuttuğun ürünler var mı? Bunları görmek adına etraftan bir toplamanı, bir araya getirmeni öneriyorum. Bunu banyo için yaptık. Gelelim mutfağa. Şimdi mutfak biraz daha değişik. Ben tek takımcıyım yani. Çorap kadınıyım, esprisi her yere uymuyor mu? Ben tek takım insanıyım. Sen istersin istemezsin. Ama ben gerçekten tek bir yemek takımını kullanıp onu günlüğe kullanabileceğim kadar pratik. Pratik benim için burada kırılmayan anlamına geliyor. Misafire çıkarabileceğim kadar da güzel, şık olmasını düşünerek seçtim. Ama yani şey de anlıyorum, kimisi gerçekten farklı takımlar seviyor. Ya bu kıyafet gibi, kimseye nasıl ki illa 3 tane şuyundan olacak, 5 tane buyundan olacak diyemeyeceğim gibi, yemek takımı adedi için de kimseye laf söyleyecek değilim. Ama burada da şuna bakmanızı öneriyorum. Mutfaktaki yeriniz ne kadar? Ben hep şu şeyi anlatıyorum. Böyle nevresimlerde, kıyafetlerde, tabak çanakta. Bir şeyi almak için başka bir şeylerle mücadele ediyor musun? Yani böyle bir şeyin arasından bir şeyi yavaşça zorla mı çekiyorsun, ne yapıyorsun? Böyle durumlar var mı? Böyle alanlar nereler? Bak hala gözlemdeyim. İlk günlerdeyiz ama ben hala gözlemdeyim. Çünkü halini bilmeyen çaresini bulamaz. Ne kadar özlü söz gibi söyledim. Ama gerçekten öyle. Herhangi bir şirkette, herhangi bir projeye başlayacağınızı düşünün. Önce ne yaparsınız? Bir durum analizi yaparsınız. Yani bodoslama. Benim evimde tek şundan olsun, benim evimde tek bundan olsun. Hayır, sen kimsin? İhtiyaçların neler? Bunlara bakardım. Ben sıfırdan bugün başlayacak olsam benim ilk 5 günüm gözlemle, analizle geçerdi. Mutfakta da şuna bakardım. Ben evde kaç kişiyim? Evime ne kadar misafir geliyor? Misafir geldiğinde tabaklarım, çanaklarım yetiyor mu? Ben elimdeki alana sığıyor muyum? Alternatif saklama alanlarım var mı? Ya da belki çok fazla alanım var ve bunu boşu boşuna mı dolduruyorum? Lütfen bunlara bir bak, gözlemle ve azaltma kararlarında bunu dikkate al. Ben eğer minimalizmi sıfırdan başlayacak olsaydım, bir yandan da dijitale el atardım. Bunun da uzun bir yol olduğunu bilir, kendime bunu zehir etmezdim. Birdenbire bütün fotoğraf arşivimi falan temizlemeye çalışmazdım. Ama gerçekten ay ay, hafta hafta nasıl yapmak senin kolayına geliyorsa her gün bir 15 dakika ayırıp fotoğraf elerdim. Bu arada da bu elemeyi yaparken elemeye kıyamayacağım, benim hayatımı çok iyi temsil edeceğini düşündüğüm fotoğrafları da bir kenara ayırırdım. Bunları basardım. Evet, basardım. Yani hep böyle The Minimalist ekibi, hatta
partiler vermeyi şey yapar. Bilmiyorum, en azından 10 sene önce öyle derdi. Şimdi farklı düşünüyor olabilirler. İşte fotoğraf tarama partileri. Hadi bütün basılı fotoğrafları alalım, onları dijitale geçelim falan. Fazlasına okeyim. Burada katılıyorum. Arşivcilik, korumak vesaire. Buralarda çok haklılar. Ancak çok sevdiğim, ne bileyim, bir 3-5 tane albüm yapıp, hani bütün, ben 40 yaşındayım, bütün hani 40 yaşıma hitaben diyorum. Böyle bir şeyleri saklamak benim hoşuma giderdi. Biz ne yapıyoruz? Ben albümler basmıyorum. Bizim ailemizde zaten bir yıllık takvim geleneği var. O yılın ne bileyim, doğum günlerini içeren, özel günlerini içeren, tatlı bir anını içeren o iki tane fotoğrafı biz zaten her sene basıyoruz. Bu bizim yöntemimiz. Sizinki farklı olabilir. Farklı farklı formatlar var. Artık dijitalde bir şeyler basmak zaten çok kolay. Ama gerçekten ben değerli olanı ayırır ve onu daha erişilebilir hale getirirdim. Ve yine sıfırdan başlasaydım, ilk hafta yapacağım, ilk 5 gün yapacağım şeylerden bir tanesi de böyle saklı çöplerin peşine düşmek olurdu. Neden bahsediyorum? Kullandığım çantayı alırdım, içini bir boşaltırdım. İçine çöp atmış mıyım? Çöpe atarım diye bir şeyler sıkıştırmış mıyım? Bir şey lazım olur diye bir kağıt koyup onu günlerdir boşuna mı gezdiriyorum? Bir bunlara bakardım. Eve gittiğimde şöyle bir tezgahlara, ne bileyim sehpa üstlerine vesaire bakar. Böyle yırtık pırtık, aslında atılması gereken ama birinin bir kenara koyup da diğerinin görmediği böyle gizli çöpler, aslında açıkta ama çöp olduğu anlaşılmadığı için gizli çöpler var mı, onlara bakardım. Bir arabam varsa arabamın bagajını, torpido gözünü elden geçirirdim. Yine oraları bir rahatlatırdım. Yani olay eşya elemek tabii ki ama bir de böyle kanıksadığımız ama kırılmış oyuncak mesela orada duruyor, parçası kırık, parçası eksik, kimsenin kullanamayacağı bir şey. Böyle şeyler varsa bunların peşine düşerdim. Kıyafetlere bakardık dedim, gözlem yapardım dedim. Banyoda bakım ürünlerinde gözlem yapardım dedim. Mutfakta kendime sorular sorardım dedim. Gizli çöplerin peşine düşerdim dedim. Fotoğraflarımın peşine düşerdim dedim. İlk yapacağım 5 adım bu olurdu. Senin ne olurdu bilmiyorum. Belki atladığım yerler olabilir. Ha, şunu da eklemeliyim. Bir de elden çıkaracağım kitap, kıyafet vesaire şeyler için birazcık kafamda plan yapardım doğrusu. Yani bunları nereye verebilirim? Bunu alan dernekler var mı? Arkadaşlarımla bunu yapabilir miyim? İkinci el pazarlarına gidebilir miyim? Hani böyle bir enerjim var mı ikinci elde satmak gibi? Veya bağışlamak istiyor muyum? Veya elden geçireceğim mesela takılar eledim. Takıları birine vermektense acaba bunları değerlendirebilecek, bunları kullanabilecek biri var mı? İşte evden çıkardım mesela kavanoz, mesela karton, mesela kağıt atık. Acaba bunları kağıttan kağıt yapan, kavanozları temizleyip kendi firmasında veya ne bileyim geri dönüşümünde vesaire kullanabilecek olan birileri var mı? Azıcık buna bakardım. Çünkü neden? Eşyamızın sorumluluğunu alıyoruz. Sorumluluğunu almak ne demek? Öylece kapının önüne bırakmamak demek, kaderine bırakmamak demek. Bu şekilde birazcık ön çalışma yapardım. Ha, bitecek mi? Bitmeyecek. Ben daha yeni geçenlerde evden bir sürü kitap çıkardım. Bizim orada BEDES var. BEDES'e bıraktım bu sefer. Kütüphanemiz kapandı çünkü. Yine oraya ara ara bir şeyler çıktığında kıyafeti bırakıyorum. Onun dışında mesela geçen gün baktık bir tane sweatshirt. Artık önü çok leke olmuş, baskısı gitmiş, epremiş, çok kötü olmuş ama enteresan bir şekilde sırtı iyi. Belki de baskısız kısmı olduğu için. Bayağı onu kestim. Ön kısmı kumaş artı oldu. Arka kısmını da anneme vereceğim, artık nasıl değerlendirir bilmiyorum. Bu şekilde minik minik hep elden çıkan şeylerin de hani direkt çöpe atmadan başka bir çaresi var mı? Bu şekilde onları da kontrol ediyoruz. Bu bölüm benim adıma böyle bir tekrar buluşma oldu. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Neler konuşalım? Bunları da ayrıca her zaman için Türk İşi Minimalizm Instagram adresinden veya hale@turkishiminimalizm.com e-mail adresinden bana yazabilirsiniz. Yorumlarınız önemli ve istekleriniz her zaman için bekliyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar. Hoşçakalın.